bu reform, özgürlüklerin korunması ve iç güvenliği tahkim edilmesi yönelik bu reformları, bürokrasinin de azaltılması bağlamında da tek tek sizlere aktarmak istiyorum. Birincisi, İçişleri Bakanlığımızda, birinci alan, İçişleri Bakanlığımızda yaptığımız değerlendirmelerle vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı ve vatandaşlarımıza güven duyan bir devlet anlayışını yerleştirici bir takım adımlar atmaya karar verdik. Bunlar nüfus hizmetleri kanununda yapılacak değişikliklerle sağlanacak. Doğum, evlenme, boşanma ve ölüm gibi hallerde nüfus müdürlüklerine gitme zarureti ortadan kalkacak. Nüfus müdürlüklerine gitmeden doğrudan bildirimle tescil yapılabilecek. Öyle anlar hepimiz yaşamışızdır. En yakınımızı kaybederiz. Bir taraftan cenaze hazırlıklarıyla uğraşırken, bir taraftan da ölümü bildirip nüfus müdürlüklerine giderek kağıt almaya çalışırız. Defin kağıdı vesaire. Bizim devletimiz vatandaşına güvenmelidir, güvenecektir. Bu çerçevede nüfus müdürlüklerine gitmeden tescil imkanı, bildirimle tescil imkanı sağlanacak. İkincisi, isim ve soy isimlerle ilgili mahkeme kararı, değişiklikleriyle ilgili mahkeme kararı artık olmayacak, ihtiyaç olmayacak. İsim zati bir şeydir. Kişinin kendisinin seçmesinin en doğal hakkı olduğu bir husustur. Kimse bir isim için herhangi bir yere gidip izin alma ya da isim değişikliği için izin alma zorunluluğunda olmayacak. Bu zati hak vatandaşlarımıza verilecek ve vatandaşlarımız mahkemeye gitmeden tek bir dilekçeyle ben bundan sonra şu soyadını değil bu soyadını kullanmak istiyorum diyecek. Dedikten sonra da işlem başlamış olacak.